Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugünkü bu videomuzda malum kış ayı geldi. Genelde ısıtma bujilerimiz patlıyor ve kış günü ilk çalıştırmada aracımız zor çalışıyor. Arkadan siyah duman atıyor. Şimdi bu uyarıyı aldığınızda, ısıtma bujisi arızası uyarısını aldığınızda ısıtma bujisini nasıl test edersiniz? Hangisinin patlak olduğunu nasıl öğrenirsiniz? Onunla ilgili bir video çekeceğiz. Şimdi hava filtremizi söktük arkadaşlar. Bir tane şöyle bir 0.75 kablo ve bu kabloyu akümüzün artı kutbuna bağlıyoruz. Daha sonra ısıtma bujimizin soketini söküyoruz arkadaşlar. Söktüğümüz zaman ısıtma bujimizin şurada kafası gözüküyor. Bu kablonun ucunu ona değdiriyoruz. Evet. Kıvılcım atıyor. Demek ki bu sağlam. Diğerini çekiyoruz. Evet. Bu da kıvılcım atıyor. Bu da sağlam. Diğerini söküyoruz. Evet. Bu da kıvılcım atıyor. Bu da sağlam. Diğerini çekiyoruz. Evet. Bu da sağlam. Görüldüğü üzere şu an benim kireç sağlam. Yalnız ara ara benimki de ilk çalıştırmada bazen ısıtma bujisi arızası veriyor. Büyük bir ihtimalle soketlerimizde bir ufaktan bir temassızlık oluyor ondan dolayı. Ama şimdi test ettiğimizde ısıtma bujimizin çalıştığını görüyoruz. Diyelim ki bizim bir tanesi patlak olduğunu düşünelim. Ben daha önce şöyle bir tane lokma aldım. Kaç bu? Kaç yazıyor orada? Evet. 8. 8 milimetre bir tane lokma aldım. Yalnız uzun olanı aldım. Kafası. Uzun olanını almama rağmen bunun içi yetmedi. Ben daha sonra matkapla bunun içini biraz genişlettim, büyüttüm. Ve uygun hale getirdim. Diyelim ki şu patladığını varsayalım. Evet. Şekilde söküyoruz arkadaşlar. Isıtma bujimiz bu. Bunu yenisiyle değiştiriyoruz. Tabi dördünü de değiştirebilirsiniz ama ben hep söyledim yani sağlam bir şeyi değiştirmenin bir mantığı yok. Hani genelde de tamirciler şunu söyler işte ileride yine patlar. Dördünü de değiştirsen patlayacak. Yani o kaçınılmaz bir şey. Olacak olduktan sonra olur. İşte bunu değiştirirsiniz. Bir tanesini değiştirirsiniz. Seneye bir daha patlar. Patlayanı değiştirirsiniz. Yani 4-4 değiştirip de zaten şu an herhalde fiyatlar da bayağı yükseldi. Bayağı pahalandı. Bir de bizim malikotumuz nerede? Evet arkadaşlar görmüş oldunuz. Sonunda buldum. Bunu gres yağına benzer. Şöyle de göstereyim. Bu bizim piyasada malikot diye geçer. Bunu egzoz civataları veya turbonun olduğu yerdeki civatalar, bunun gibi ısıtma bujileri, bunların dişlerine sürer isek bunu tamircilerde pek bulamazsınız. Pek de yapmıyor. Ben hiç görmedim, bilmiyorum. Bu malikotun görevi arkadaşlar yüksek ısı ve soğuğa maruz kalan civata dişlerimizin kaynamasını önlemek. Tabii kullanılmadığı zaman ve sizin de eğer ki ısıtma bujiniz uzun süre patlamaz ise devamlı çalışmaktan buluğa kaynayacaktır. Kaynadığı zaman da sökerken bunu sökemeyeceksiniz. Ya kıra kıra sökeceksiniz veya çok zorlayarak sökeceksiniz. Söktüğünüzde de buluğundaki bunun dişi yalama olacak.
Artık ondan sonra oraya bu defa uydurma uydurma işler, işte helikul atacaksınız falan filan. Ondan sonra sıkıntı daha da büyüyor. İşte onun önüne geçmek için arkadaşlar, dediğim gibi böyle bir yüksek ısıda çalışan dişli parçaların birbirine kaynamasını engelleyen malikotu da sürerseniz bu sizin için iyi olur. Bu sadece bu ısıtma bujisi için geçerli değil. Turbonun parçaları olur. Ne bileyim, enjektör olur. Ya bilirsiniz, bazen enjektör sökülürken çıkmaz. Zorluya zorluya üst kapağa hasar verilir. Enjektör kırılır. Ama eğer ki dediğim gibi böyle bir malikot etrafına sürülmüş olsa bu kaynamayacak ve böyle de bir sıkıntı olmayacak. Anlatacağım bu kadar. Hani ben hiçbir zaman 4 tane enjektör, 4 tane ısıtma bujisini aynı anda değişmedim. En son değiştiğimin üzerinden de 2 yıl geçti. Halen gidiyor. Eğer patlamış olsaydı, dediğim gibi ara ara bir uyarı veriyor. 10 günde, 15 günde bir bazen yapıyor. Son bir aydır yapıyor. İşte onun için baktım ben de, bir sıkıntı yok. Patlak yok. Demek ki soket ilk çalışmada titreyince bir temassızlık yapıyor. O da uyarı olarak bize dönüyor. Evet, anlatacağım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.